Evet, devre arası devam ediyor sayın seyirciler. İnsan Kaynakları Zirvesi 2011 gerçekleştirilecek bu sene 17 Şubat'ta da European Risk Observatory'den Javier Irastorza bir konuşma yapacak. Konuşması da özellikle European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks'in gerçekleştirdiği bir araştırma ve iş yerinde stres Türkiye-Avrupa Birliği karşılaştırmasının sonuçları açıklanacak. Ve Javier Irastorza şu anda stüdyo konuğumuz. Welcome. Thank you very much. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yarın İnsan Kaynakları 2011 zirvesinde bir toplantı olacak ve siz de orada bir konuşma yapacaksınız. İş yerinde stresle ilgili Türkiye'de ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde, değil mi? Evet. Peki ülkeden ülkeye muhakkak değişiklikler vardır. Ancak bulduğunuz ortak sonuçlar neydi araştırmanızda? Zannediyorum 31 ülkede yapıldı, Türkiye'de dahil olmak üzere. Evet. Bu araştırma 2009'da yapıldı. Yaklaşık 28 bin iş yerinde Hırvatistan, Norveç, Türkiye ve İsviçre dahil olmak üzere 27 AB ülkesinde yapıldı. Ve bu araştırmamızda mesleki stres ve mesleki sağlık tehditleriyle ilgili duruma nasıl bakıyorlardı ona baktık. Stres ve psikososyal riskleri inceledik. Yarın hem stres üzerinde genel olarak konuşacağız, hem de daha çok öğleden sonra Türkiye üzerinde yoğunlaşacağımız bir oturum olacak. Peki o zaman riskleri ve stresi yönetmek iş yerinde tabii ki çok önemli bir konu. Bu araştırma kaç yılında nasıl yapılmıştı? 2009 yılında dediğim gibi yapıldı bu, bahar aylarında. Ve tam bu zamanlarda 31 ülkede eş zamanlı yapıldı. Telefon mülakatlarıyla yerel araştırmacılar tarafından yapıldı. Yani bizim ajansımız tarafından merkezi olarak değil, 31 ülkede yerel atadığımız firmalar tarafından yapıldı. Bu yerel firmalar telefon mülakatları yaptı kişilerle. Türkiye'de de zannediyorum 2009'un Mart'ı ile Haziran'ı arasında İstanbul'daki yerel bir araştırma ekibi tarafından yapıldı. Yaklaşık 7229 kişi ile mülakat yapılmış ama zannediyorum bunlardan çoğu yöneticilerdi, değil mi? Evet, biz yaklaşık 26600 kadar Avrupa çapında yöneticiyle görüştük. Türkiye'de de 1500 küsur yöneticiyle görüştük. Peki ortak sonuçları neydi bulduğunuz bu araştırmanın? Ortak sonuçları nereden başlayayım anlatmaya? Öncelikle birçok şirkette Avrupa çapında bir risk değerlendirmesi yapıldığını gördük. Bu önemli bir nokta. Çünkü olası riskleri ve tehditleri kale aldıklarını gösteriyor. Yani şirketlerin kararlılığını ve farkındalığını aslında ifade ediyor. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili. Bu en önemli sonuçlardan biriydi. Aynı zamanda belli bir resmileşme olduğunu da gördük. Formelleştiğini gördük. Daha iyi dokümante edildiğini gördük iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların. Bu da yine ortaya çıkardığımız önemli sonuçlardan biriydi. Tabii bir de psikososyal risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi vardı. Stresle ilgili iş yerinde zorbalık ve tehdit gibi konularla ilgili tavırlarını sorduk. Bu konuyu da çok çok ciddiye alıyorlardı ama Türkiye'de bu konunun özellikle önemli olduğunu gördük. Size ben özellikle Türkiye'yi zaten soracaktım. Türkiye'deki duruma baktığımızda oranlar bize iş yerinde şiddet vakalarının %29.9 olduğunu gösteriyor ve bu Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Türkiye için bakacak olursak bence çıkan en önemli sonuç, bir taraftan yöneticilerin bahsettiği endişeler, diğer yandan da bu iş meslek sağlığıyla ilgili sorunların üstesinden nasıl gelineceğiydi. Çünkü stresle ilgili, iş yerinde şiddet ve tehdit ve zorbalıkla ilgili endişeler çok fazla ama prosedürlere bakarsak bunların üstesinden gelmek için ne yapılıyor diye
diye ona aynı önemin verilmediğini görüyoruz. Daha mı az, daha mı çok peki? Avrupa Birliği'ne oranla Türkiye'de bu konuda daha fazla endişe var gibi görünüyor. Ama sorunu çözme konusunda ise diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi çekince var. Peki bunun üstesinden gelmek zor o zaman, öyle mi? Zannediyorum zor. Çünkü burada prosedürlere baktığımız zaman genellikle çok resmi, formal konulara odaklanıyoruz. Aynı zamanda bunun daha gayri resmi, informal yanları da var bu meselenin. Zannediyorum bu psikososyal risklere dair olan endişe belki daha formal prosedürlerin dışında, resmi prosedürlerin dışında pratik çözümler gerektiriyor. Hangi sorunlar en çok öne çıkıyor Türkiye'de ve nelerin yapılması gereksizce? Bizim araştırmamızda soruları sorarken hangi risklerle karşılaşıyorsunuz demedik, hangi endişeleriniz var dedik ve Avrupa'nın benzeri bir şekilde en çok kazaların endişe oluşturduğunu gördük. Daha sonra siyasi, daha sonra bir takım kemik rahatsızlıkları, ağrılar gibi şeyler ve aynı zamanda stres önüne çıktı. Strese peki neler neden oluyor? Strese neden olan çok fazla şey var. Eğer kısaca bir tanım yapmam gerekirse, üzerinde mutabık kalınan bir stres tanımı, denge eksikliği veya denge yokluğu diyebiliriz. Bir işi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan dengeye, stabiliteye ve kaynaklara sahip olmamamız diyebiliriz. O zaman yapabileceğimiz seviyenin üstüne çıkarsa yapmamız gereken şeyler, o zaman strese giriyoruz. Sahip olmaya katlanabileceğimiz belli bir stres miktarı var. Mesela bugün ben Türkiye'de bir diyelim ki televizyon röportajına çıkıyorsam, İKAZ zirvesinde konuşma yapacaksam, bunlar da benim için kişisel olarak diyelim ki stres kaynağı olabilir. Burada kaynak yetersizliği ya da eksikliği söz konusu insanlarda yapmaları gereken işin üstesinden gelmek için. İşte o zaman stres gerçekleşiyor. İnsanlar stresli durumlarda kalıyorlar. Karmaşık olan bu, çünkü o zaman bunun sonuçları çok karmaşık olabiliyor. Bu araştırma acaba hukuki vakaları, davaları da içeriyor mu? Zorbalık ya da tehdit gibi şeyleri. Bu konuda bir araştırma yapmadık. Yasal sonuçları nedir davaların diye, bu vakaların diye. Ancak şurası doğru. Özellikle taciz gibi, zorbalık gibi konularda ciddi bir hukuki endişe, kaygı da var ve bunun eğer kanıtlanabildiği bir durum varsa şirketler için çok büyük bir sorun yaratabiliyor. Bu da endişe yaratıyor. Son sorum da şu olacak. Tabii ki belli tedbirlerin de alınması lazım bütün bunlar için. Sizce neler yapılması lazım hem çalışanlar hem de yöneticiler için, yöneticiler olarak? Öncelikle stresin olabileceği herhangi bir durumda, her sektörde, her şirkette oluşabileceği ve bunlardan etkilenebileceğimizle ilgili farkındalık gerekiyor. Bence şu önemli, bu sorunlarla ilgili riskleri ortadan kaldırmak için önce risk değerlendirmesi yapmamız lazım. Strese neler yol açıyor, buna bakmak ve sistematik olarak risk değerlendirmesini sürdürmek ve bulgulara göre tedbir almak gerekiyor. Bu yüzden çalışanların öncelikle farkında olmaları lazım stres içinde olabileceklerini ve daha sonra işin neler talep ettiğini bilmeleri lazım. Yöneticilerin de çalışanlardan ne kadar yüksek talepte bulunabileceğini bilmesi lazım. Teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Siz yarın insan kaynakları zirvesinde de bir konuşma yapacaksınız. Başarılar, teşekkür ederim. Son dakikalar da var. TMSF Başkanı Şakir Ercan Gülden, Halis Toprak'ın borç rakamları değişebilir deniyor. Mallarının iadesinin ise söz konusu olmadığı belirtiliyor. Detayları birazdan sizlere aktaracağız. Kısa bir ara devam ediyoruz.